Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2023 videosuyla yine sizlerle birlikteyim tabi ekranda 2022 var ama 2023 nasıl olacak diye soruyorsunuz haklısınız şimdi bu videoda sizler için Türk takımlarından FM 2023'te kariyer yapabileceğiniz 5 takım incelemeye çalışacağım. Video detaylarına az sonra geçiyorum. Geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatıyorum. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kanalda da katıl butonu var. Katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz ve desteklerinizi bana iletebilirsiniz. Listedeki ilk takımımız Göztepe olacak arkadaşlar. Göztepe bildiğiniz üzere uzun yıllardan sonra ilk defa Türkiye Süper Ligi'ne gelmişti ve bu ligde yaklaşık bir e, 4 sezonluk dönem geçirdikten sonra şu anda PTT birincilikte eski adıyla şu anda TFF birincilikte. Kadro yapısı olarak iyi bir e, yapıya sahip ve bildiğiniz üzere bir sermaye şirketi takımı transfer e, takımı satın aldı. Bu satın almanın ardından kadrosunda iyi oyuncular var ve kadroyu ileriye götürebilmeniz adına önemli hamleler yapabilirsiniz. Güzel bir challenge olacaktır. Göztepe'yi yeniden eski günlerine getirip hatta Türkiye Süper Ligi'nde çok rahat bir şekilde şampiyonluğa bile ulaştırmanız mümkün olacaktır. Güzel bir yapılanmayla e, itibarı çok iyi seviyelerde o takımın kulüp seyircisi de yine ortalamanın üstünde yine boş bir takım değil. Takım stadyumu var. Mali durum olarak çok parlak gözükmeseler de ilerleyen dönemlerde potansiyelinize ulaşabilirsiniz. Ee, takımda mevcut yetenek olarak sıraladığımızda Atanya gibi alt ligin çok üstünde bir oyuncu var ve İrfan Can Eğribayat önümüzdeki sezondan itibaren kiralıktan da ölecek. Diyaniç var 120 yetenek puanı. Arslan Agic burada yine 120. Ali Akman'ı bildiğiniz üzere kiralık olarak Freiburg'dan almıştı. Frankfurt'tan almışlardı Freiburg diyorum. E, Atış Nukan var yine önemli isim. Yasin Öztekin, Mialovic, Miojevic pardon. Vasina ve e, Palmer gibi e, Romal Palmer önemli oyuncu bakın arkadaşlar. Gerçekten Manchester City altyapısından çıkan bir oyuncu. Ve Emre Çolak da yine Galatasaray'dan tanıdığımız ve Avrupa'nın dört bir yanını gezen bir oyuncu. Yalçın Kayan'la İsmail Köybaşı gibi, Tarık Şamdal gibi önemli e, isimler var. Kadro yapısı çok iyi. Zaten e, bu ligi de lider olarak bitirmeleri çok muhtemel geliyor bana. Göztepe FM23'te e, kariyer yapabileceğiniz takımların sırasında ilk sıradaydı. Yine İzmir'den devam ediyoruz. Altay var. Çok ciddi bir borç. 400 milyon euro, 400 milyon TL euro de desem burada cinayet çıkar arkadaşlar. 400 milyon TL civarı bir borçla e Süper Lig'den PTT TFF 1. Lig'e düşen bir takım Altay yaklaşık 2 sezon önce yani 1 sezon önce Süper Lig'e çıkmışlardı. Çıktıkları gibi düşmeye başardılar maalesef ki. Onların da bir sıkıntısı var. Sinan Kaloğlu menajer olarak gözüküyor. Kaptan İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım ve Muhammed Naderi gibi isimler var. Bildiğiniz üzere kadro yapısı zayıf gözüküyor Altay'ın. Onun için çok büyük bir challenge aslında kadrosunda en iyi isim Naderi, Zeki Yıldırım, Paja, Ceyhun Selam, Böjen Kander ve e, Deniz Kadah, İbrahim Öztürk, Tolga Ünlü, Özgür Özköy gibi Murat Uluş gibi isimler. Kadroda Mulot Uluç da FM 2022'nin en önemli bitiriciliğe sahip Türk oyuncularından bir tanesiydi. Zaten geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık. Ama kadroya yine bir transfer desteği gerekecek. Kulüp detaylarına baktığımızda mali durum olarak hiç parlak gözükmüyor. Altay gerçekten büyük bir challenge Altay'la mücadele etmek. ilk sezonda Altay'ı TFF birincilikte tutabilmek bile büyük bir başarı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten Altay kariyeri önerdiğim, desteklediğim kariyerlerden bir tanesi olacak. Biz de zaman zaman bununla ilgili kariyer hikayeleri yapabiliriz. Tabii 6 aydan sonra Bursa Spor'a değinmezsem olmazdı. Yaklaşık 1 milyon TL'nin 1 milyar TL'nin üstünde 1 milyon TL olsa hemen ödeyelim. 1 milyar TL'nin üstünde bir borçla TFF 1. Lig'den 2. Lig'e düşen bir Bursa Spor gerçeği var arkadaşlar. Bursa Spor'un kadrosunda şu anda ciddi manada eksiklikler var. Tabi FM23'te bunların hepsi tamamlanacaktır. Ee, özellikle şu anda e, Süper Lig'in seviyesinde olan Cenk Şahin var. Hasan Ayarol ve Kubilay Sönmez gibi isimler var. Alt yapıdan gelen birçok isim de var. Bunların en önemli örnekleri Berat Altındiş, Canberk Yurdakul arkadaşlar. Onunla birlikte Ertuğrul Kurtuluş, Eren Güler şimdi ciddi bir sakatlık yaşadı ama Ozan Koç, Deniz Aydın gibi bir kaleci var. Ömer Görgüç, Kerem Kök, onun dışında sayamadığım Mustafa Genç var mesela. Yeni bataja olabilecek potansiyelde gerçekten potansiyel yetenek puanlarını merak ediyorum açıkçası. Buradan Bursa Sporu Araştırmacı arkadaşımıza da e, sevgilerimizi yollayalım. Umarım düzgün bir e, şekillendirme yapılacaktır. Uğur Ünsaltöz'ün e, Bursa Spor adına geliştirmelerini yapmaya devam edecek ve lig tabi çok sıkıntılı olduğu için potansiyel yetenekleri de yeterince veremeyeceğini düşünüyorum ama yine de Mustafa Genç'in çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu, onunla birlikte Eren Tunalı var, e, Abdullah Tazgel var burada Bursa Spor'un altyapısında tüm oyuncuları e, gözüküyor. Hamza Baran, Arıkan, Eren Tunalı, Numan Bayrak, Bilal Güney. Bakın Bilal Güney de önemli. Hasan Karaca ve Abdullah Tarzgel gibi altyapısının önemli isimler var. Mali olarak çok kötü durumda Bursaspor'a Spor'a iki dönem transfer yasağı geldi ve bu iki dönemde neler yapacağınızı açıkçası ben de merak ediyorum. Bursa bir kariyer muhakkak yapacağız. Canlı yayınlarda da olur. Ee, e, kanalda da olacaktır. Kurtarmak adına yani yarım sezon yarım sezon bir bölümde yarım sezonu anlattığım e, şekilde olabilir. Çünkü e, tek tek anlattığımızda çok fazla reaksiyon alamıyoruz Bursa Spor kariyerlerinde. Ama iki dönem transfer yasaklı Bursa Spor kariyeri şiddetle önerdiğim FM 2023 kariyerlerinden bir tanesi olacak. Süperlikten kariyer önermez miyiz? Öneririz. Avrupa kupalarında olan üç büyüklerden tek takım olan Fenerbahçe e, George Jesus'un George Jesus'un kadrosuyla İnanılmaz ee, inanılmaz işler yapıyorlar. Çok fazla gol atıyorlar. Altay Bayındır'ın hataları olmasa belki de çok az gol yiyecekler ama Altay Bayındır'ın hataları sebebiyle Fenerbahçe kariyeri Jorge Jesus'un gol yiyerek başladı açıkçası. Fenerbahçe harika bir kadro kurdu bildiğiniz üzere. Joao Pedro, Altay Bayındır, Lincoln, İrfan Cankavici, Joshua King, Luan Perez, Alioski, Ener Valencia, Diego Rossi, Ferdi Kadıoğlu, Osay Samuel Arao diye aşağıya doğru saymaya başladıkça gerçekten harika bir kadro ve Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'yi alma challenge'ı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadro UEFA Avrupa Ligi'nde yukarılara oynamak adına Yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum. Tabi bazı iyileştirmeler de gerekebilir. Özellikle Joshua King'in bir gerileme alacağını düşünürsek FM 2023'te biraz kanat oyuncuları tarafında geliştirme ihtiyacınız var. Batshuayi'nin biraz belki iyileştirme alabileceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'a geldiğinde geçen sene 139 yetenek puanına sahipti. Şu an için bu yetenek puanı 130 seviyelerine gerilemiş ama son günlerde yaptığı olumlu işler özellikle İlk güncellemede etkisini gösterecektir. İrfan Can Kahveci keza iyi seviyelerde. Ener Valencia belki bir 133-135 civarına yükselebilir. Yetenek puanı olarak gerçekten önemli işler yapıyor. Zalay'de de ben bir 135 civarı yükselme bekliyorum. Özellikle burada tabii en önemli yükselmeyi Fenerbahçe'de Miguel Crespo alacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Fenerbahçe Kariyeri de FEM 2023'te şiddetle tavsiye ettiğim kariyerlerden bir tanesi olarak tarihe geçsin. Fenerbahçe'nin ardından İstanbul Spor var arkadaşlar. Çünkü İstanbul Spor Süper Lig'e çıktığının farkında olmayan bir takım bence. E, transfer döneminde çok zayıf kaldılar ve bu transfer dönemindeki zayıflık arkadaşlar e, onların biraz canını sıkabilir diye düşünüyorum. Birkaç tane transferleri var tabi bunlardan Patrick Ebert, Guri. Meremic, David Jensen, Doğay, Yusuf Tunç ve Kovacevic gibi isimleri aldılar ama onları ligde tutmak için yeterli olacak mı bilmiyorum. Daner Işık abiminde geçmiş dönemlerde İstanbulspor kariyerleri var. Çok zevkli oluyor. Artık Süper Lig'de ilk sezon itibariyle İstanbul Spor'u ligde tutmak en büyük challenge olacaktır. Çünkü geçmiş dönemlerde de Cem Uzan döneminde özellikle Süper Lig'de fırtınalar estiren bir takımdı. O eski günlerine... Bakın şuradan geçmişten lig kupalardan bakarsak en son Süper Lig'de oldukları sezon 2004-2005 yani neredeyse kaba tabir 20 sezon aşağıdaki liglerde mücadele etmişler. 1. ligden direkt 3. lige düşürülmüşler. Kayyumlarla 2015-2016 yükselmeye başlamışlar. 16-17'den 17-18'e geçilirken de ilk defa 1. ligde yer almışlar ve geçtiğimiz sezonda lige çıkmayı başardı İstanbulspor. Şu an için Osman Zeki Kopmaz takımın başında ama siz geldiğinizde daha farklı olacaktır. Şöyle bir kulüp detaylarına baktığımızda mali durum olarak parlak bir dönem yok. Onun için ilk sezondaki amaçlardan bir tanesi İstanbulspor'u Türkiye Süper Liginde tutabilmek olmalı arkadaşlar. Onun dışında İstanbulspor'a ek bonus bir takım da söyleyeyim sizlere. O da Fatih Karagümrük olabilir arkadaşlar. Fatih Karagümrük de çok ciddi bir takım yapısı olan, potansiyel barındıran bir takım Adana Demirspor'la birlikte. Evet dostlar FM 2023'te alternatif olarak challenge manasında kariyer yapabileceğiniz 5 Türk takımını sizler için sıralamaya çalıştım. Umarım FM 23'te böyle güzel kariyerlerle karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Bütün hatırlatmalarımı yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.